Bence Ellada'ki ki Türkiye, Türkiye iki keza ülkenin çok Nazlı. iyi bir şekilde bir arada çok sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesi çok önemli ve bizim yaşadığımız her bir tarafın yaşadığı sorunlara çözüm yaratabilmek çok çok büyük bir önem arz ediyor. Geçen Haziran ayında Vilnius'ta biz aramızdaki ilişkiyi tekrar canlandırmaya karar verdik ve Dışişleri Bakanlarımıza bu prosedürü başlatmalarını istedik. Bu yol haritasının üç boyutu vardı: siyasi diyalog, güven artırıcı önlemler ve görüşmeler, ikili görüşmeler. İki taraf çok yaratıcı bir şekilde bir araya gelebildi ve biz son 6 ay içerisinde üçüncü kez buluşuyoruz. Buluşma fırsatımız oldu. Önceki görüşmelerimizde atacağımız adımlar konusunu konuştuk ve adımlar konusunu konuştuk ve bugünkü buluşmamızda yaptıklarımızın sonuçlarına bakarak tekrar geleceği tasarlamak açısından da çok büyük önem arz ediyor. Ve tabii ki ekonomi, ufak ölçekli ekonomi birimler ve ikili ticaretin artırılması, 5 milyara varan bu ikili ticaret hacminin 10 milyar dolara varma hedefini koyduk ve tabii ki araştırma, bilim alanlarında işbirliğini genişletmek ve göç konusunda da çok önemli bir sonuç elde ettik. Çünkü bu göç hareketleri artma yerine gerilemiştir. Polis, sahil güvenliğinin işbirliği sayesinde gelişen bu ilişkiler gelecekte daha da ilerleyecektir. Ve tabii ki Yunanistan'ın Türkiye'ye Avrupa sürecinde sağlayacağı desteği de destek meselesini de ele aldık. Ve vize meselesinde de Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın bir işbirliğinin sağlanması için vizeden muaf tutulma meselesini de ele aldık. Biz aynı zamanda Doğu Ege'de bütün yıl boyunca 7 günlük bir süreyle vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Ege adalarını, Doğu Ege adalarını ziyaret etme serbestisini bir karar olarak ele aldık. Azınlık meselesi birbirimize duyduğumuz anlayışın ve bu olumlu yaklaşımın düzeltilmesi açısından bir köprü rolü oynamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı'yla çevremizde cereyan edenlerin analizini, çözümlemesini yaptık ve bütün aşırı tavırların bertaraf edilmesi, bunlardan kaçınılması ve aynı zamanda insani değerlere saygı ve silahsız ahalinin korunması konusunda hemfikir kaldık. Kıbrıs konusunda
Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin kararları bizim için çok önemlidir ve Kıbrıs konusunda gelişmeler bu doğrultuda olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Sevgili Tayyip, Ankara'da 30'da İsmet İnönü ile imzalanan, Sayın o zamanın başkanı İsmet İnönü ile ve Eleftherios Venizelos arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı. Eleftherios Venizelos şunları söylemişti o zamanlar: biz size dostluk eli uzatıyoruz ve aramızdaki hasmane ilişkilerin sonuna vardığımıza inanıyoruz. Onların bize bıraktığı miras bugün de canlı ayakta kalmaktadır. Çünkü karşı karşıya kaldığımız sınamalar, yani Lozan Anlaşması'nın 100 yılından sonra iyi komşuluk deklarasyonu yapma durumundayız. Sayın Konstantinos Mitsotakis, Abdi İpekçi ödülünü kazandığı zaman bu tipten bir deklarasyonu düşünüyordu ki bu deklarasyonu, bu bildirgeyi biraz önce imzalamış bulunuyoruz. Bütün bunlar aramızdaki dostluğun bir göstergesidir. Bu dostluğu teyit etmektedir. Hem ulusal hem uluslararası camiada bizim bu şekilde devam etmemiz, sistematik bir şekilde birçok uzmanın bir araya gelip bütün konularımızın tartışılması öngörülüyor. Ve zaman uygun olduğu zaman tabii ki kıta sahanlığı ve deniz sahası meselelerini de konuşmaya hazır olacağız. Deniz hukuku hepimiz için bu tipten anlaşmazlıkların çözümlenmesinde çok büyük ve önemli bir rol oynar. Aramızdaki irtibat inşallah bahar aylarında Ankara'da sizinle görüşme, buluşma ve görüşme imkanım olacak. Ve aynı zamanda NATO konseyinde de tekrar görüşme imkanımız olacak. Evet, sanırım hem Yunanistan'da hem Türkiye'de bizim bu yaklaşımımızda bu yaklaşıma katılmayan birçok kesim mevcuttur. Ancak sınırdaş olan iki ülke yan yana ve beraber hareket etmek zorundadır. İkimiz de daha sakin sularda güzel esen bir esintiyle ilerleyen geminin kaptanı olarak güzel bir geleceği yaratmak durumundayız.